Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Ne gerek var ki şöyle bir şey şimdi? Yani hemen hemen itlik serserilik peşindesiniz ya. Hemen itlik serserilik peşindesiniz ya. Hemen. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün yine az oynadığım katillere devam ediyoruz. Sıradaki katilimiz Alien. Hazır yakın dönemde filmi de çıkmışken bir analım reisimizi. Bu arada ben filmini izlemedim. Sinemaya gidip izleyen falan varsa hani yorumlarsa sevinirim. Şimdi hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. Yine normalden farklı perkler koymaya çalıştım. İlk perk'üm beklenmedik. Dün rastgele build videomda bu perk çıkmıştı ve çok güçlü olduğunu fark ettim bu perk'ün. Bir jeneratöre tekme attığımız zaman dehşet alanımız 30 saniyeliğine o jeneratöre aktarılıyor. Yani kurbanlar o jeneratörün 32 metre yakınındayken kalp atış sesi duyuyorlar. Beni orada zannediyorlar. Biz de bu 30 saniyelik süre boyunca tespit edilemez durum efektine giriyoruz. Yani kalp atış menzilimiz ve kızıl ışığımız olmuyor. İkinci perkümüz çıkmaz. Bir jeneratör tamir edildikten sonra en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör 25 saniyeliğine engelleniyor. Arka arkaya birden fazla jeneratör bitmesin diye bu perkü olabildiğince her build'ime koymaya çalışıyorum. Çünkü iyi kilitliyor yani maçları. Üçüncü perküm kulağım sende. Benim 48 metre yakınımda hızlı eylem gerçekleştirdim. Kurbanların hareleri 8 saniye boyunca bana görünüyor. Yani bir paletten hızlı atlamaları, ne bileyim bir pencereden hızlı atlamaları falan. Her 30 saniyede bir kullanabiliyorum bu perk'ü. Ve son perk'üm de acımasız apis. Her jeneratör bittiğinde kurbanlar bütün pencereleri ve atlama noktalarını 30 saniye boyunca kullanamıyorlar. İlk defa kullanacağım bir perk. Ne kadar işlevli olduğunu göreceğiz. Gelelim eklentilerime. Şöyle ilginç bir eklenti buldum elinde. Çok az elini oynadığım için bilmiyordum böyle bir eklentisi olduğunu. Sürünme modundayken bir tünelden çıktığımız zaman 20 saniye içerisinde bana palet stun atan her kurban direkt olarak hasar alıyor. Eğer o kurban yaralıysa derin yara efektine geçiyor, yere düşmüyor. İkinci eklentim de kedi taşıyıcı. Taret bana ateş edip beni sürünme modundan çıkardığı zaman 30 saniyeliğine tespit edilemez durum efektine geçiyoruz. Şimdi bu sürünme modundayken kuyruk özelliğimizi kullanabildiğimiz için bu mod bizim için önemli. Eğer bir taret ateş edip bu moddan bizi çıkarırsa özelliğimiz tekrar dolana kadar kuyruk özelliğimizi kullanamıyoruz. Bari o süreyi tespit edilemez efektindeyken geçirmeyi deneyeceğim. Oo, Haddonfield atılmış. Zor bir maç bizleri bekliyor gibi. Bu arada gençler, bu akşam saat 7'de Dead by Daylight'in yapımcılarının yeni oyunu olan Frankstone çıkıyor biliyorsunuz ki. Yarın bir aksilik olmazsa öğlen veya akşam üstüne doğru o oyuna da başlamış oluruz yani. Videosunu ilk bölümünü atmış olurum. Yeni serimiz o olacak yani. Yarın zaten videoda detaylıca bahsederim oyundan. Until Dawn'ın yapımcılarının falan da el attığı bir oyun yani. Hani güzel, yüksek bütçeli, kaliteli bir oyun olmasını bekliyoruz. Direkt ben bir kontrol merkezine gidip şuraya gitsem ne dediniz arkadaşlar o işe? Hem belki paletistan atar birisi bana. Şimdi orayı işaretlediğim için hemen sarı yolu takip ediyorum. Kuyruğumu da doldurmuş oldum böylece. Aşağıyı kullandığım için. Okey, burada birisi yok. Burada birisi var. Merhabalar. Orada bir pencere falan bir şey var mı? Nasıl vuramadım lan onu? Bir alışma süreci geçireceğiz gibi. Tamam, bunu salın arkadaşlar. Bu ana eve gitti. Sürekli tünel kullanmaya çalışacağım. Hızlı hızlı jeneratörleri dolanmaya çalışalım. Okey, şimdi tespit edilemeze geçtik. Oo, bu jeni çok ilerletmişler lan. Tam biri var mı diyecektim ki. Var tabii ki de. Okey, no respect, no respect. Nasıl vuramadım ben de bilmiyorum ama. Güzel, biraz şey bir spotta yakalandı. Ulan kuyruğum olsa şu an var ya, seni mahvederdim de. Şu jeneratöre vurup dehşet alanımızı bir buraya yükleyelim arkadaşlar. Okey, bu sanırım geldiğimi anlamadı. Çok iyi oldu. Sana da bir hasar şöyle. Şuradan önüne çıkar mıyım? Şahane olur. Şahane oldu. Şahane oldu. Alan saatip uzaklaşsa sıkıntıya girebilirdik. Güzel. O jeneratörü tekrar yapmaya çalışıyor olabilir mi? Aynen de öyle. Merhabalar. Kuyruğum geldi. Kuyruğum geldi. En sevdiğim yer. Çok kuyruğuma bayılırım arkadaşlar bak. Kuyruk çok iyidir. Dur taretçim bir dakika. Beni tarete çekmeye çalışıyor akıllı. Çekti de galiba. Aynen çekti. Başardı. Burası zor biraz. Güzel, adam akıllı oynadı. Mırıbı. Üst jen de bitecek sanırım. Map'ten biraz Anunnaki gibiyim sanki. Oy, çok nice try, çok nice try. Bu kez nice try değil. Bu kez well played'di arkadaşlar. Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Ne gerek var ki şöyle bir şey şimdi? Yani hemen hemen itlik serserilik peşindesiniz ya. Hemen itlik serserilik peşindesiniz ya. Hemen. Hemen. İyi de bu adam armut ki. Bu adamdan bir daha düşüreceğim yani. Palette düştü ya. Evet, şimdi bunu alsam ayrı dert, almasam ayrı dert. Ne yapacağız? Saklanıyor ki, atacak yani her türlü. Yapacak bir şey yok. Aha, atmadı lan. Kral harbiden yani, yani şu ranklarda direkt böyle anası delikler geliyor ya. Gel bakalım, gel. Seni kim kurtaracak? Gel. Gel, seni kim kurtaracak? Gel.
Okey, okey, okey. Belayı bulduk yine. Geldiğimi anlamadı, güzel oldu. Şunu aslında hızlı bir şekilde düşürürsem süper olur diyeceğim de yani adamda da nasıl bir build varsa anasını satayım. 150 tane şey yapıyor ya. Bu alien da blue denen katillerden ya, ben onu anladım. Yani adam iki tane sabotaj yaptı. Maçı belki de kazanmıştım ya şimdiden, hani anladın mı? Taret aldı köpek. Şöyle bir kanca trade artı tunnel'a geliyorum. Önüne güzel çıktım. Yetişir miyim? Yetişirim herhalde. Decisive'in olmasın. Çok güzel. Decisive yok. Tamam. Al al al, beleş hasar al. Sabote et sen de orayı. Tamam. Süpersiniz. Bak hala arkamdan geliyor bak. Hala bak arkamdan geliyor. Sattın. Dead Art falan olabilir mi? Güzel. Şunu çok hızlıca asarsam. Diğerleri heal'landı. Şöyle çok hızlıca asıp. Kancadakine geri dönüş. Şu an alsalar efsane olurdu da. Tam aldılar. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Tam istediğim gibi. Uf. Hasarın güzelliğine bak. Hasarın güzelliğine bak. Hadi görüşürüz kardeşim. Diğer maç sabotaja devam edersin, okey? Hadi bakalım. Öyle sabotaja, böyle tanıl. Çok çok ağır hak etti adam var ya. Çok ağır hak etti. Maçımı inanılmaz yavaşlattı yani. İki tane hukumu engelledi lan. Al. Öyle ağzına verirler. Pardon arkadaşlar, kendimi tutamadım. Bu espriyi yapmasam olmazdı. Sen de kaşınıyorsun anlaşılan. Merhaba yine arka ağaçlar. Tespit edilemez bir purpoyum şu an. Şu cenevi vuralım. Yaralı kalsın bunlar, gayet iyi. Kırmızı eklentimi kullanamamış oldum hiç ya. Şöyle bir içeri girip yine şeye gitmeye çalışalım diğer jene. Çok hızlı yıllanıyorlar ya. Ya inanılmaz bir buildleri var ya da hani SF'ler sürekli birbirlerinden info alıyorlar. İkisinden biri yani, bilmiyorum. Çünkü sabotaj var, hızlı heal var. Gelin bakalım, gelin. Hepinizi sırayla ben bir yer alayım. Kahraman kardeşim, evet, kurbanı kurtardı. Kendisine onur madalyası takacağız. Bak bak bak, nasıl heal'lanma hızına bak, heal'lanma hızına. Heal'lanma hızına bak, onu da heal'ladı bir de. Oğlum sen bu arada bok gibi chase atıyorsun da, işte build'in mi iyi artık neyse, bir şeyin var. Ya, bizde de flick var koçum. Sen de bizi boş oyuncu sanma, sen de bizi boş oyuncu sanma. Kıvrak mı attı, o ne attı? Yok, atmamış da. Aşağı indi, aşağısı tehlikeli. Hemen şuradan ojene gideceğiz arkadaşlar. Başka kaçıncı asılışları onu bilmiyorum ya. Baksana direkt çakallar hemen şeylere falan kaçıyorlar yani hani. Gidecek orada bir daha yıllanacak. Ya gel, elini ağzına sıçtığım, gel seni de alayım, tamam, iki kirli defolayım gideyim. Nasıl lan? Bil oyunun her bokunu bil, tamam mı? Oyunun her bokunu bil, anasını satayım. Betittirdi adam jeni ya. Oğlum nasıl değmiyor bunlar? Oğlum o beni görüyor galiba ya. Hani ben onu değil de. Evet, GG gitti adam. Kaçtı yani, iyi oynadılar, ne diyeyim. Sinir bozucu bir maçtı ama iyi oynadılar yani, bir şey diyemiyorum. GG. 9700 saat arkadaşlar Dwight. Profili tamamen Dwight şeyleriyle dolu. Ara sıra hani insan yemek de yemeli. Hani tuvalete falan gitmeli. İhtiyaçlarımız var biliyorsunuz ki hayatta kalabilmek için. İnsanlar tek bir oyuna bağlı kalarak yaşamamalı. Belki başka oyunları da sevebilir, bir denemek isteyebilir yani. Tabii kendi bilir. O sabotajcıyı öldürdüm ya, bu maç yetti bana o. Ama diğer maçlar biraz daha tryhard oynamam lazım. Bu maç çok beceremedim onu. Az önceki maç neyden gitti arkadaşlar biliyor musunuz? Bak, ne Gen Rush'tan ne de looplarının iyi olmasından. En önemli nedeni reslenmeleriydi az önceki maç. Size bir önceki kurban videomda reslenmenin önemini anlatmıştım bu oyunda. Hızlı reslenmenin. Yani iyileşmekten bahsediyorum. Şimdi birisini yaralıyorum. Jeneratöre gidip tekme atıp tekrar o kişiye gidene kadar adam heal'lanmış oluyor. Yani nasıl bir build yaptılar ya da dediğim gibi SF'lerde iki kişi birleşip hızlıca heal'liyor da olabilirler. Yapabildiğim tek şey bir kurbanı yaralayıp tekrar jeneratöre gitmek oldu. Yani hani şey yapamadım. O devamlılığı sağlayamadım. O yaraladığım kurbanı düşüremedim yani. Uzaktaki şeylerden birisine gidelim. Hem özelliğimizi de hızlıca dolduralım. Bu alt yoldayken özelliğimiz hızlıca doluyor biliyorsunuz ki. Mırıbı. Şuraya bir kalp atışımızı bırakalım. Oha oğlum, göçe çıktım anasını satayım. Neresi lan ora? Nasıl bir yer işaretlemişim? Şu an fena can bitiriyorlar. Kurban bile göremedim. Kurban bile göremedim yani şu an. Merhabalar. Genrush tayfa diyorsun. İşte bu çok yolu. Bu arada beyaz kancaya geçtim arkadaşlar, haberiniz olsun. Jam bittiği zaman pencere kapatan perk çok denk gelmedi. O yüzden hani güçlü güçsüz diyemem o perk'e ama yani bir ceza kancası lazım, onu söyleyeyim. Bak bu jen de yüksek. Hades'i direkt aldılar. Selena gelmiş olabilir arkadaşlar.
Merhabalar. Siz mi aldınız Hades Bey'i? Yani az önceki maçın kurbanlarıyla bu maçtaki kurbanlar arasında nasıl bir MMR farkı var yani, size bırakıyorum yorumu. Ama dur, bu maçta da hemen gevşemeyelim. Steve, ilk chase'in 3 saniye sürdü canım benim. Çünkü chase atmadın, dolapta yakalandı. Tamam, bunlar kötü, okey. Arkadaşlar, bu oyunun MMR'ından bahsettiğim şey buydu işte. Hani tamam, belki adamlar şanssız noktalarda da yakalanmış olabilirler de. Hani az önceki maçtaki 4 kurbanla sizce bu maçta gider 1 mi yani? Hani bak, tamamen aynı olmasını zaten bekleyemezsin. Ama bir şey olur değil mi hani, yani bir aritmetik bir ortalaması olur yani. Bu kadar fark olmamalı. Bunlar oyuna yeni başlamış gibi, az öncekiler de her şeyini bitirmişti oyunun yani. Şu kırmızı eklentimi kullanamadım hiç ya. Kancanın yakınından çıksam. Aa, Steve bota düşmüş. Okey. Al bakalım onu. Seni indirelim. Bak yani arkasına bile bakmıyor. Bunun ne oğlum bunlar? Bir maç kaybedince oyun bana acıdı mı? Ne oldu anasını satayım. Ama bir şey diyeyim mi? Bak yemin ediyorum, az önceki maç daha keyifliydi yani. Şu an şu maç efor bile sarf etmeden önde olmama rağmen, az önceki maç ağzıma sıçmış olmalarına rağmen az önceki maç çok daha keyifliydi yani. Onu da söyleyeyim. Şeyle bir gidelim yine. Tünelle. Belki palet malet birisi kafamıza devirirse direkt hasar vermiş oluruz. Okey, kulağım sende sayesinde yerini görüyoruz hızlı bir atlama yaptığı için. Önüne çıktık. Bunu asmamıştık galiba. Buna da bir beyaz kanca yaparsak şahane olur da. Nereye gitti bu? Tamam, okey, oradan atlayamaz. Bak, gerizekalı bota bak bak. Geç şöyle beyaz kancaya. Botu ben bir oyundan çıkarayım. Ne dediniz o işe? Okey, morimizi bota atalım. Çok DC atılıyor. Bu sisteme bir şey yapılması lazım arkadaşlar ya. Çok DC atılıyor gerçekten. Ban sürelerinin caydırıcı olması lazım bence. Merhaba. Bir palet stun yesem şahane olmaz mı şu an ya? Ulan paleti görmüyor ki adam. Ooo. Canlara devam diyorsun. Ulan sen de bu arada çok iyi perk ya. Harbiden iyi perk ha. Tamam, bu maç oyun bana dedi ki, kardeşim üzülme. Yani az önceki maç bir baygınlık geçirmiş olabilirsin. Çok kafana takma, sana bu maçı veriyorum. Diğer maç yine ağzına edecekler, haberin olsun. Nereden geldiğimi anlamadı ki. Ulan şansına da tünelin dibindeymişim be. Ne gerek var değil mi? Hop, yine gördük. Bu da öldü galiba. Aha, buradalar. Fake mi verdi o? Oho, bu ne oğlum? Bu nasıl MMR? Ya ben gerçekten bu oyunun MMR kadar ilginç başka hiçbir oyunda görmedim yani. Az öncekiler loot kami gibi bir şeydi. Ettiler ağzıma. Bunlar W'ye basmayı bilmiyor. Aynen aynen kardeşim, ondan. Ah var ya, ceza kancam bir önceki maç olacaktı. Ceza kancası olmadığı zaman jeneratöre gidip senin vurman ya da kontrol etmen gerekiyor. Ceza kancası varsa direkt kancaya astığın an o jeni belli bir nokta kontrol etmiş oluyorsun. Böylece diğerleriyle chase atma şansın oluyor. İşte benim diğer maç o şansım olmadı. Eçi buldum. Tünellerden hızlı hızlı gitmeye çalışacağım da. Aha, burada bir yerde adam. Ne yapıyorsun lan? Bak. Çakala bak, çakala 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 bak. Heh, aferin, geç böyle kancanın dibine efendice. Ya var ya, bu oyunun toksiği inanılmaz toksik oluyor. Gerçekten sizi oyundan bezdiriyor. Garibanı da öyle bir gariban oluyor ki hani aşırı kötü oynuyor yani, böyle hani hiç arkasına bakmıyor, dolaba hızlı giriyor falan böyle. Evet arkadaşlar, iki tarafı da görmüş olduk böylece. Oyunda az öncekiler gibiler de var, şimdikiler gibiler de var. Bu arada o turuncu skin'i bıraktım çünkü çok belli oluyor bence map'te. Buna geçtim. İlk maçtaki hezimetten sonra az önceki maç bir moral maçıydı arkadaşlar benim için. İlk map'i de bu arada ben sattım. En az 2 kill'le bitirirdim de o Dwight'a sonunda biraz saçmaladım yani. Olur, killer'a alışma süreci. İlk maçlar biliyorsunuz ki öyle geçiyor. Şimdi biraz daha etkili oynamaya çalışacağız. Hemen yine hem özelliğimi doldurayım hem şey yapayım derken, aha kurbanın birini gördük bile. Şundan çıkayım o zaman bir dakika. Direkt onun jeneratörüne. Merhaba. Çok güzel oldu. Okey, kalp atışımız... Şimdi bir şey diyeceğim bak, bu benim onda olduğumu anlamıyor. Aynen de öyle. İşte kalp atışı önemi. Bu oyunun en güçlü yanı tespit edilemez durum efektidir arkadaşlar. Şöyle ceza kancamızı da yapalım abi, kurbanı gördüm orada. Nereye gidiyorsun lan? Nancy. Nancy tap Nancy, güzel fake. Burada kalması şahane olur bizim için, akıllı davrandı. Davranamamış. Ah, şunları biraz daha iyi yapabilsem var ya. Neyse, çakalın ya oynuyor şu anda. Lan oğlum, çakala bak sen ya. Şu an maçı satıyorum ama niyeyse bana keyif veriyor maçı satmak. Bak, jam bitti. Yani şu sürede belki de beyaz kanca yapıp jeni tutacağım yerde, hatta size bir şey diyeyim mi? İkinci jam bile yükselmiştir. Çok gereksiz sattım yani Nancy'ye. Burada bir iz görüldü. İşime gelir, işime gelir. Güzel, herkesi yaraladık. Lan hep de var ya, olması gereken yerlerde taret var. Hemen özelliğimizi tekrar doldurmuş olalım.
Çok güzel tercih, çok güzel tercih. Hit'e bak. Hit'i görenler artı bir. Şöyle alta girdim. Git gel git gel yaptım. Git gel git gel yaptım. Özelliğimi fullledim. Tekrar çıktım. Kalp atış menzilimi buraya verdim. Şu an geldiğimi görmüyor. Ne bakıyorsun? He? Ne bakıyorsun? Neydi o hareket? Senin yapacağın işi bilmem ne yapayım hareketi miydi? Oo, satışlar başladı mı? Satışlar başladı mı hocam? Buna beyaz kanca yapabilir miyiz? Bunun kaçıncı asılışı oluyor? Çok güzel ilk asılışıymış. Beyaz kancayı yaptık. Ama bunu ne ara kaldırdınız? Healladınız bir de. Utanmaz arlanmaz köpeklere bak sen. Oğlum tuttur şunları Purpo ya. Tuttur şunları ya. Güzel açısını iyi kapattık. Çünkü pencereden atlamaya çalışacaktı. Şöyle bir hit. Nerede kaldı? Bunu da şöyle beyaza götürmeye çalışacağım ama şu jene kalp atışımızı bırakalım. Bu arada eklentilerimden bir tanesini değiştirdim, o kırmızı olanı. Yani çok işlevli bir eklenti değil maalesef. Ya da ben kullanamadım, hani hiç palet stana denk getiremedim. Şeye geçtim, atlama hızım artıyor sürünme modundayken. Buradalar galiba. Aynen öyle. Bunu bir kıralım, sonradan bize zorluk çıkarmasın. Feng Meng'cim merhaba. Buradaki paleti almıştık. Herkes için güzel haber. Herkes için güzel haber. Orada bir şey bulamadı. Aradığını bulamadı. Feng Meng umduğunu değil, Ellie'ninkini yer. Öyle değil arkadaşlar, yanlış anlamayın. İşte kulağım sende, pörkünün avantajı derken senin o dead ardına var ya. Sıçmıştı ne güzel ya. Sıçmış, batırmıştı yani. Kuyruğum da yok. Sıkıntıdayız hocam. Çok fena sıkıntıdayız hem de. Çok fena sıkıntıdayız. Güzel hooklar aldık aslında ama. Aha. Nancy'ye vurdum, saymadın değil mi? Nancy'ye vurduğumu saymaması işime geldi. İki can kala bu oyunda bir kurbanı öldüremediyseniz geçmiş olsun arkadaşlar. Şu an onu başardım ama daha fazlasını ne kadar alabilirim bilmiyorum. Bak bir can kaldı mesela. Hatta son can da bitmek üzeredir büyük ihtimal. Arkamda neyse var. Güzel, biraz saçmaladı o da. Okey, şu paleti alalım, sonradan zorluk çıkarmasın bize. Neyse, beni bilerek üstüne falan mı çekti acaba? Hani beni asmakla uğraşsın, diğerleri jen bitirsin falan diye bilmiyorum ama. Bu jen yüksek. Şuna bir gidelim hemen. Bunu da tekmele. Okey, şu an 3 jen de düşük ama her an artma potansiyelleri var tabii ki. Burada biri var. Okey, o ne lan? O çok değişik olmuş var ya, o bir yerden çıktıktan sonra ışın gibi görme olayı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kulağım sende farka. 8 saniye de uzunmuş ha, iyi görüyorum. Ay, fena satış, fena satış. Minnak minnak satışlar geliyor tabii yani. Çok hakim olmadığım katiller olduğu için bunlar. Elbet satabiliyoruz. Nancy'yi de şöyle son asılışını uğurlayalım. Artı beyaz kanca yapmış olduk. Nancy'ye daha önce yapmamışız beyaz kanca. O zaman kalp atışımızı şuraya yükleyelim. Şu uzaktaki jene bir gitmeye çalışayım bakayım. Büyük ihtimal onu yapıyorlar. Doğru info. Geldiğimi anlamıyor şu an. Hay o taretlerin resim var ya. O kadar sinir bozucu ki yani. Kardeşim ben domates misin? O kafa ne ya? Beni çıldırtma ya. Bu enayiyi takip edelim. Bir yerde heal'lanmaya falan çalışabilir. Zorlu maçlar. Herhalde son değil. Bakayım. Aa, bunun da sonmuş lan. Diğerini bir kere mi asmışım sadece? Okey. Hiç'i bulduk çocuklar. Ulan şu an tespit edilemez de olsam çok güzel olur da. Şuralarda bir yerde saklanıyor olabilir mi önceden gelip? Yani yakınımda da şey yok ki. Gireyim hemen gideyim diyeceğim. Zor işim, adam çoktan açıp gitmiştir bile. Oğlum oho, bu neymiş? Ben gidene kadar. Aha. Buldum lan enayiyi. Bir an kaçırdım sandım. Harbiden kaçırdım sandım. Güzel akıllı oynadı adam burayı da. Uf, zor maç. Zor maç. 4 kill gayet güzel. Gayet güzel. Yavaş yavaş dediğim gibi gelişiyoruz. Hastanede zor map bu arada. Killer'lar için gerçekten zor map. GG. Kameramı kapattım. 2 tane prestij 100. 1 tane 52. Evet, bu hesapta maçların tryhard geçeceğini söylemiştim. Siz de zaten tryhard maçlar istiyordunuz. Haklı olarak. Yani hani 4 tane basit kurbanı düşürmeyi izlemek bence de keyifli değildir yani. O yüzden bu tarz maçlar çok daha iyi bence. Bu videodaki ikinci maçı saymazsak gayet sağlam maçlar geçiriyoruz. Bakalım son maçta neler olacak. Mapler şaka galiba yani. Her video bunu ağlıyor gibi görünüyorum da arkadaşlar. Benim ağladığım nokta sıra sıra gelmesi. Yani arka arkaya veriyor ya böyle en sevmediklerimi. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hem Midwich'in de yeni halini görmüş oluruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Midwich değişti. Şöyle hem hızlı bir şekilde özelliğimi getireyim bir dakika. Git gel git gel yapayım, tamam. Buradalar. Oğlum şunlar nasıl yani ya, hani anladın mı?
Güzel pekledik Nancy'ye. Paletini hemen alalım. Bak Nancy orada takılıyor arkadaşlar. Gördük Nancy'ye. Kalp atışımı şuraya vereceğim. Görüyor mu beni oradan? Çok güzel. Fena sattı. Fena sattı. DC geldi. Ya sen var ya eziksin. Bu bir de arkadaşlar 3500 saat var bu adam biliyor musunuz? Hemen DC ya. Hemen. Flash'e mi atacaksın? Tamam, gel at bakalım. Oğlum bir sakin ol. Daha arkada jam bitirirler. Bir sonraki chase'inde güzel atarsın falan. Hani ne oluyor anladın mı? Ya öbürü de attı. Arkadaşlar ben DC atıyorum. Bir maç daha gireceğim. Botlara karşı oynayacağım ama yani maçı kaybederim. Benim için daha iyi yani. İstedikleri kadar atsınlar. Üzücü yani ne diyeyim hani biraz bir dene yani maçı. Hani bir şey olduktan sonra atarsın anladın mı? Hani bir şey bir olsun ya. O ne lan? Bu nasıl animasyon oğlum? Böyle mi geliyordu bu? Tamam sakin ol sakin ol. Oyun istiyor abi. Vallahi oyun istiyor. Şimdi arkadaşlar buna tenis topu fırlatırsanız topu size getirmez. Genelde yiyor. Birazcık şanslıysanız getirebilir. Hayır benim anlamadığım şu var bak. Eskiden bu oyunda ban sistemi yoktu. Yani disconnect'e attığınız zaman size böyle süreli ban falan vermiyordu. Ama o dönem bile hiç bu kadar atılmıyordu. Şimdi yani her videomda her maç bir şekilde birileri disconnect atıyor yani. Ve bunun maç başı olması çok sinir bozucu. Hani bir oynayalım bir şey olsun. Hani sinirlenebileceğim bir an olsun. Daha ne oldu ki yani? Ben botlara karşı oynayacak olsam normal mod girerim kardeşim zaten botlarla. Aynen burada bir yerdeler. Merhabalar hocam. Çok iyi hit, çok iyi hit. Şunu boz. Ya taret. Hemen ne ara koydun ya? Süper haber, süper haber. Kötü haber. Pencereden atlar diye özellik atayım diye düşünmüştüm ama. Okey. Jam bitti. Kıvrak attı. Penguin akıllı oynuyor. Sıçtık. Burada var öyle bir sıçtık ki. Hemen janlardan birine gitmem lazım. Farmlıyorlar çünkü şu an. Bak beni parete getiriyor. Çakala bak ya. Çakala bak beni parete sürüklüyor. Bir jan daha bitti. Okey burada kalması iyi olur benim için. İki jam bitti. Yeni hook alıyoruz. Çünkü ben avantajlı başladığım zaman güzel kardeşlerim hemen disconnect atıyor. O avantajın hiçbir işe yaramaması için. Şöyle bir beyaz kanca. Güzel hit. Bunu biraz hızlı yakalarsam aslında maçta bir şeyler olabilir. Biraz hızlı yakalamam lazım sadece. Okey. Sen ne yapıyorsun reis? Tamam bir dakika. Seni de almaya çalışacağım. Güzel, güzel, güzel. Kayıtlara geçmesini var. Anla ki ikinci asılışına geçecekti. Çok güzel olacaktı ama. Evet zor bir maç. Kurbanlar iyi başladı. Kötü oynayarak başladık. Kötü oynamamızın bedeli olarak Gen Rush'ı yedik. Bu paleti mecbur kıracağız. Neyse ki kör etmekle uğraştı. Yani neyse ki kör etmekle uğraştı ses kastık. Ya herkes mi bura? Herkes mi bu işte ya? Herkes mi bu işte ya? Herkes mi bana karşı ya? Hemen sabotaj hemen. Penguin'i maçta görmedim bile hani anladın mı? Direkt lanetliğe geliyor böyle. Şuraya girip gidiyor gibi yapacağım. Tamam güzel oldu. Bir can daha bitti ve diğeri de yüksek. Bunun kayıtlara geçmesini var biliyoruz. Hemen bir vuralım onu. Okey. Güzel hit. Vay 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 vay. Window fake için geliyorsun ha. Bunu bir morileyelim. Yani iyi oynuyorlar yapacak bir şey yok. Chase'leri aslında aşırı kuvvetli değil hani bir şekilde düşürebiliyorum da. O chase süresinde inanılmaz can yapıyorlar. O maalesef kontrol edilmiyor yani. Baksanıza gördünüz mü? Adamlar hiç boş durmuyor yani. Hiç boş durmuyorlar. Dım 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 dım. Kötü player. Neyse ki buradaki kapı açılmamış. Kuyruk atacağım diye sürekli başka bir yerlerden dolanmaya çalışıyor da. Bakalım bunu almaya gelecekler mi? Hmm, yakınındaki kapısını yükseltmişler. Bir tık sıçtı sanki. Çok erken aldı hasarı. Yaptırmadım o trade'i. Lan nasıl değmedi? Çok...
Allah kayıtlara geçmesini varsa kaçar artık, yapacak bir şey yok. Güzel. Hadi hocam sen de devam et. Yani 2 maç win, 1 maç berabere, 1 maç da lose. Ortalama bir gündü. Yapacak bir şey yok, iyi can yapıyorlar. Chase'lerde de akıllılar yani. Yani şöyle bir şey var. Bir dakika şu moribi bitsin. Mesela Chase'lerdeki fark şu. Bir hata yaptığınız zaman adam hemen başka spota gidiyor, anladın mı? Diğer ranklarda bu olmuyor, düşük ranklarda. Düşük ranklarda hata yapsam bile o adam da hata yaptığı için dengeleniyor. Hani hemen o adamı tekrar yakalayabiliyorsun. Burada mesela bir kuyruk kaçırıyorsun. Adam hop başka spota gidiyor. Bir daha onu kovalamakla uğraşıyorsun falan filan. O sıra arkada can bitiyor. Yani aslında yüksek rankların temel mantığı bu. Hatanı değerlendiriyorlar. En iyi özeti bu olabilir. Ve çok az hata yapıyorlar. Olsun gençler, dediğim gibi maçlar yeter ki bu şekilde çekişmeli geçsin. Bir ben kazanırım, bir onlar kazanır. O anki hani duruma göre, form durumuna göre, şansa göre değişir. Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi geceler.